İyi günler sevgili seyirciler. Yeni bir afiş programıyla karşınızdayız. Konuğumuz Hülya Koçyiğit ve Lütfü Akat'ı konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Bizi çok mutlu ettiniz. Hoş bulduk. İstanbul Modern'de bu hafta bir güzel sergi başladı. Evet. Lütfü Akat'ı anlatan, usta yönetmen Lütfü Akat'ı anlatan güzel bir sergi. Onun sinemasını anlatan, set fotoğraflarından oluşan, işte el yazısı senaryolarının olduğu, ondan sonra filmlerinden parçalar gösterilen bir sergi. Bu sergide sergi kapsamında aynı zamanda 10 filmi de gösterilecek. Sinema severler için bir duyuru aynı zamanda ne bu. Ne güzel. Ve gelecek hafta siz bu sergi kapsamında Burçak Evren'le, ki serginin danışmanı kendisi, onunla birlikte bir söyleşi yapacaksınız Lütfü Akat hakkında. Evet. Siz tabii onun çok değerli filmlerinde rol aldınız. Evet. Onu farklı kılan neydi? Çok şanslıyım. Siz de söylediniz, usta. Usta demek birçok genç sinema sevdalısının ufkunu açan, önünü açan, yol gösteren, etkileyen kişi demek. Büyük bir usta, benim de hepimizin hayatında, hayat çizgimizde ya da kariyer çizgimizde bir kırılma noktası vardır. Bir an gelir, bir insan hayatınızı, düşünce yapınızı değiştirir. O mu? Lütfü Akat benim için o. Benim için uzun yıllar bir tecrübe kazanmış, oyuncu olmuşken bambaşka bir yola beni götüren. Neyi farklı yaptı? Bir kere hayranlık duyduğum, çok saygı duyduğum, sinemasına hayran olduğum bir yönetmenin benimle çalışması, beni seçmesi ve onun tarzında, onun çok kişilikli bir sineması vardı, bir tarzı vardı ve o tarz benim benimsediğim bir tarzdı ve orada bana yol açtı, alan açtı. Benim oyunculuğumu olgunlaştırdı. Bu da hayata bakışımı değiştirerek kim olduğumu, nasıl bir ülkede yaşadığımı, nasıl bir iş yaptığımı, ülke için ne ifade ettiğimi bana hatırlattı. Çok müthiş bir şey bu. Evet, çünkü evet. Ben zaman zaman öyle bir şüpheye de düşerim. Bir oyuncu her rolü oynayabilir ve onu o oyunculuğu, o yapım süresince hani benimser ama ondan sonra o rol onu ne kadar etkiler? Hani meçhul bir şeydir aslında. Evet. Ve burada sizin hayatınızı etkileyen, evet, bir yönetmen olmuş olması, evet, ve dünyaya bakışınızı, müthiş, etkileyen. Çok, bunu da nasıl başardı? Ben Susuz Yaz gibi böyle toplumsal bir konuyu, yani da çok önemli bir sosyal konuyu işleyen, evet, bir filmle sinema dünyasına, evet, girdim ama daha ilk sonra... İlk filmini sende. Evet. Ve uluslararası bir sürü ödülle evet, taçlandırılan bir, gerçekten, film. Gerçekten gurur duyulacak, evet, bir şey, iş o. Daha sonra biraz da böyle arz talep nedeniyle işte duygusal, romantik, genç kız, işte dramatik hikayeler, aşk hikayeleri, melodramlar filan. Onlar, tabii ki onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü halkın beni tanıması, benimsemesi, sevmesi, beni belli bir çizgiye çıkarması için çok önemli filmlerdi. Ama beni tatmin etmiyordu, doyurmuyordu. Yani ben hep böyle iyi bir oyuncu desinler benim için. Ay ne kadar güzel kadın, ne kadar masum bir tip falan değil aradığım. Aradığım iyi oyuncu desinler. Ve bunu ancak işte sosyal içerikli hikayelerin kahramanı, yani yaşayan gerçek karakterler. O karakterleri bana sundu. Evet. İlk birlikte olduğumuz film Gökçe Çiçek. Gökçe Çiçek çok enteresan. Bir kere günümüzde geçmiyor. Türklerin Anadolu'ya ilk yerleşmeye başladıkları yıllarda, daha henüz Müslüman bile değiller, şamanizm var. Öyle bir dönemde bir şaman kadını oynattı bana. Müthiş etkileyici bir roldü.
Daha sonra gelin düğün diyet üçlemesi tabii benim kariyerimi çok önemli bir yere taşıdı. Orada canlandırdığım gelin karakteri, daha sonra düğündeki abla karakteri, diyetteki işçi kadın. İnanılmaz roller. Evet, o filmler büyük çok bir şans. Çok, evet. Ben şanslı bir oyuncuyum zaten. Ve işte Lütfü Bey'in açtığı yol bu. Daha sonra ben ona göre çizgimi belirlemiş oldum. Daha sonra Gülşah filmi kurup kendi filmlerimi yapmaya karar verdiğim zaman o çizgi devam etti. Hı. İşte Derman, hı hı, Almanya Acı Vatan, hı hı, Firar gibi. Yani daha sosyal içerikli ve evet, gerçek kadının, karakterler. Evet. Peki oyunculuğu yönetirken, yani hı hı, oyuncuları yönetirken nasıl bir yol izlerdi? Nasıl, diğer yönetmenlerden farkı neydi? Çünkü o çok böyle uzun bir dönem arayış içinde, kendi dilini oturtma gayretinde. Yani arayış zaten hep iyiye götüren bir muhakkak şey. Nasıl bir yani oyuncu yönetmenliğinde nasıl bir fark bir yönetmende vardı? Aradığım özelliklerden biri de hikayesini anlatırken hikayesini anlattığı karakterlere değer vermesi, önemsemesi ve ciddiye alması. Hı. Ve o karakteri oyuncusuna anlatırken oyuncunun onu yaşayabilmesi için ona imkan tanıması ve mümkün olduğu kadar sınırlar koymadan özgür bırakabilmesi, ama benimsetmek, özümsetmek ve o kişiliğe bürünmesini sağlamak için elbette ki ön çalışmalar. Yani gerçek yaşayan bir karakterse o karakterin bulunduğu yerde araştırmalar yapması, işte ne yer, ne içer, ne giyer, nasıl düşünür. Gerçek bir karakter gibi analizi yapıp, öncelikle evet, yapıp ondan sonra oyuncuyu serbest bırakmak. Ve hiçbir şekilde teatral, abartı, biraz böyle öne çıkan şeyleri sevmezdi. Hmm. Tam tersi, en doğal, en sade diyalogları da öyledir. Diyaloglar müthiş sadedir. Improvize yapmanıza izin vermez. Senaryoda ne ise o. En küçük bir değişiklik yapamazsınız. Çünkü o onu dediğiniz gibi çok üstünde çalışmıştır. Yama savaşı çalışmasını çok uzun zaman yapmıştır. Ve bir odur, yani bitmiştir onun için. Artık bir değişiklik yapmaz. Benim için en büyük özellikleri bu. Peki yani yadırgamış kendimi mıydınız? Kendimi özgür hissetmem. İlk mesela onunla karşı, ilk onunla Gökçe Çiçeği çekerken karşılaştınız ve sizden farklı beklentileri var. Yani farklı, evet, bir oyunculuk çok bekliyor. Farklı. Yadırgadınız mı? Şimdi bir ön şunları söylemem tabii gerekiyor. O yıllar gerçekten zirvede olduğum, müthiş popüler olduğum ve star denilen, çok aranılan, çok istenilen bir oyuncuyum. Dediğim gibi yaptığım işler tamam çok güzel işler ama beni doyurmuyor, yetmiyor bana. Hala seslendirme yapamıyorum. Kendi filmlerimi seslendirmesini yapamıyorum. Sesli çekilmediği için, hı-hı, filmler ve aradığım oyunculuğu yaşayamıyorum filan. Birlikte çalıştığım yapım şirketine ben teklif ettim. Dedim ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Ben Lütfü Akat'la çalışmak istiyorum. Farklı bir yol, bir şey denemek istiyorum kendimi. Onlar dediler ki bakalım Lütfü Bey ne diyecek. Lütfü Bey neticede kabul etmiş oldu beni. Hani, anladım. Siz çünkü talep ettiniz. Evet, ben istiyorum. Farklı bir şey yapacağım. Melodramlarda, evet, oynayan bir, evet, oyuncudan alıp bir şaman, hem de işte halbuki 700-800 aslında keyfiniz yerinde. Star olmuşsunuz. Evet. Ondan sonra ama işte bu sizi arayış evet, ve nasıl anlatayım, ne yapmak istediğinizle ilgili bir şey. Benim yapmak istediğim şey onu söylemeye çalışıyorum. İyi oyuncu bu rolü ancak o canlandırabilir, dedirtebilmek. O zaman daha tatmin oluyorum. Ve işte onun kabul etmesi beni çok beni onurlandırdı, gururlandırdı ve kendimi teslim ettim ona.
O da çok ön hazırlık olarak iyi bir çalışma yaptık. Biliyor muydunuz başınıza gelecek? Yani farklı bir çalışma ortamı tabii, olacağını tabii, biliyordunuz. Tabii onun heyecanı için. Evet. Devamlı bir kendimi deneme, kendimi sınama, farklı ne katabilirim, ne getirebilirim. Yani bir oyuncu olarak hakkını vermek, o olmak, o kimliği, o kişiliği çok ciddi olarak özümsemek, benimsemek ve sadece o olmak, oynamak değil. Zaten benim oyunculuk tarzımda oynamak diye bir şey yok. O olmak. Ve işte böyle de bir ustanın onayından da geçince o zaman mutlu oldum, tatmin oldum. Evet, tabii. Gelin, düğün ve diyet de tabii müthiş bir başarı. Müthiş zirve bunlar. Bir göç hikayesinin üçlemesi. Evet. Orada da hangi aralıklarla çektiniz o filmi? Peyderpey, her sene bir tanesini. Fakat müthiş tabii, 200 filminiz var. Var. Ben de inanamıyorum. Dün baktım, 66 yılında galiba, o aralarda. 17 galiba. Yani ben 17 tane saydım. Biraz abartılmış olabilir. Yani... ama yani yılda ortalama 10 film yapıyorsunuz. Aşağı yukarı. Bu nasıl bir tempo? O zamanlar filmler nasıl böyle çabucak çok çekilebiliyordu? Çabucak çekilmek zorundaydı da çekiliyordu. Yoksa kimse belli bir yani gereklilik karşısında özveride bulunmaz. Özveride bulunmak zorundaydık. Çünkü yapım bir maliyet. O ne bir kadar kısa zamanda bitirilirse o kadar maliyeti azalmış oluyor. Sadece o nedenle. Ve işte yapımcının bu isteğine yönetmeni, senaristi, oyuncusu katkıda bulunmak, özveride bulunmak durumunda. Çok uzun yıllar böyle çalıştık gerçekten. Ama işte biraz da şöyle bir konforumuz mu vardı, şımarıklığımız mı vardı? Ne yapsak çok iyi karşılanıyordu. Yani gişe, hasılat açısından. Türk sinemasının altın yılları, zirve yılları tabii, bence. Müthiş. Daha sonraki yıllarda bayağı ciddi sıkıntılar, sarsıntılar. Şimdi gene Türk sineması bir 10 senedir özellikle yurt dışında, festivallerde çok güzel ödüllerle geri dönüyor. Bir şey değişiklik var. Siz nasıl takip ediyor musunuz? O 90'lı yıllarda dibe vurduğu, yani artık seyircisini kaybettiği yıllarda çok arayış içine girdi sinema. Bir kimliğini, kişiliğini yeniden nasıl oluşturacak, nasıl tekrar cazibe yaratacak? O yıllar biraz kayıp yıllar. Yani öne çıkan hiçbir şey olmadı. Ve seyirci çok da fazla ilgi göstermedi sinemaya. Tabii ki zaten belli bir dünyada da olan bir değişim süreci. Sonra genç sinemacılar, okullu sinemacılar, yani üniversitelerde, sinema bölümlerinde yetişmiş olan gençler kendilerini denemek için güzel işler yapmaya başladılar. Çok farklı işler yapmaya başladılar ve bir şey yaptılar yalnız. Onun ne kadar doğru onu bilmiyorum. Yeşilçam denilen geçmişi silip, Bambaşka bir yönetmen sineması gibi. Evet, bambaşka bir. Tamam, tabii ki bütün dünyada da var yönetmen sineması. Ve zaten filmi yapan yönetmen, zaten yönetmen. Yani star her dönemde var, her dönemde de olacak. Ama sinemayı, yani filmi yönetmen yapar. Yönetmen de nasıl yapar? İyi bir senaryo ile yapar. Yani senaryo olmadan iyi bir yönetmen de olmaz. Evet. Mutlaka senaryo her şeyin üstünde. Dolayısıyla daha ağırlıklı oyuncuların isimleri yok ya da önemli daha, değil. Yönetmenin anlatımı ve ele aldığı hikaye. Hikayeden çok bireysel psikoloji, bireysel hikayeler, daha kişisel hikayeler girmeye başladı. Bunlar seyirciden çok büyük alaka görmediler. Evet. Çok az bir kitle bunları izledi. Daha çok yani üniversite çevreleri diyebileceğimiz, yani genç bir nesil ya da festivallerde biraz ilgi gördüler. Ama halkın
birebir talebi bu değildi. Dolayısıyla da çok büyük gişeleri olmadı. Daha sonra komedi filmleri, şimdi öyle absürt bir komediler gibi hikayelerle tekrar seyirci kazanılmaya çalışılıyor. Ama sinema bir yandan ilerliyor. Yani o genç okullu sinemacılar dediğimiz çocuklarımız adam akıllı güzel işlerle dünya pazarında kendilerine yer açmaya çalışıyorlar. Ve uluslararası festivallerden güzel neticeler geliyor. Bir tane de gururumuz var. Nuri Bilge Ceylan'ımız var. Gerçekten gurur duyuyorum onunla. Müthiş bir görüşü var. Dünya çapında var. Yönetmeniniz. Asıl sizin şimdi bir yönetmenlik, yani bir film yapmak istiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şey oluyor biliyor musunuz? O bu kadar çok birikimden sonra hani benim de bir söyleyecek sözüm var. Bu kadar biriktirdiğim bir şey var. Acaba bir proje var. Var. Zamanı mı? Doğru mu? Halkın ilgisini çeker mi? Zamanlama konusunda tedirginliklerim var. Varoş'ta kadın olmak. Varoş'ta kadın olmak. Yine bir kadın hikayesi kadın, ve tabii. Bir göç bir hayat hikayesi. Bir hayat mücadelesi. O hayat mücadelesinden çıkış yolu olarak kendine bulduğu şey yazmak. Yazan bir kadın. Ne gazete kağıdı bile bulsa kenarına yazan bir kadın. Ve daha sonra onu kitaplaştıran. Bu çaba, bu... Ne zaman başlayacaksınız? Şu anda başlama tarihimiz falan yok. Senaryo hazır mı? Hazır. Hazır ama hiçbir zaman bitmiyor. Çekime anına kadar senaryo... Oyuncu var mı kafanızda? Yok yok, hayır. Öyle bir şey yok. Daha henüz girişmedim o işlere. Peki, Lütfi Akat'a geri dönecek olursak merak ettiğim... Aslında Lütfi Akat'a gelmeden önce başka bir şey daha merak ediyorum. Siz çok küçükten oyuncu olmak istediniz. Galiba anneniz de buna çok teşvik etti. Üç kardeşsiniz, kız kardeşsiniz ve şimdi gerçekten o yola Devlet Konservatuarı'na gittiniz Ankara'da vesaire. Ve o yola gerçekten baş koydunuz ve annenizin desteğiyle bu. Sizin çocuklarınız... torunlarınız ve torununuzun çocuğu var şu anda. Çok bence mutlu bir insansınız. Çok. Hem çok şanslıyım hem çok mutluyum. Evet, ama hiçbirini sinemaya yönlendirmediniz galiba. Yönlendirmek yoksa değil de denemelerini istedim. Çünkü dışarıdan çok cazip bir meslek bildiğiniz gibi. Çok ışıklar, alkışlar, pırıltılı bir hayat gibi görünüyor ama... Elbette ki çok özverili. Hiçbir kişi kendi yaptığı mesleği çocuğu yapsın istemiyor. Çünkü ne kadar zor koşullarda çalışılıyor. Yani evladına kıyamıyorsun falan. Gülşah küçükken böyle bir şey talep ettik Gülşah'tan. Çocuk filmi yoktu uzun yıllar. Yani Ayşecik'ten sonra tabii. Mesela çocuk filmi yoktu. Ve Gülşah çok yetenekli çıktı. Fakat... Olmaz olur mu? O sevmedi. O sevmedi. Ha, sevmedi. Yani yarıştırılırız gibi geldi ona. Dedi ki ben meslek olarak seçmek istemiyorum. Ben halkla ilişkiler istiyorum falan öyle. Daha farklı bir alanda kendimi denemek istiyorum diye. Daha sonra küçüklerin hiç öyle, yani torunlarımın hiç öyle bir hevesi olmadı. Ama onlar daha çok spora yatkın oldular. Sporcu oldular. İkisi de milli sporcu oldu falan. Sinema o kadar cazip gelmedi onlara. Evet, sinemayla devam ediyoruz. Yeni 7 filmimiz var bu hafta vizyona giren. Biz 4'ünü seçtik. Bir haber hazırladık onunla ilgili. Onu seyredelim sonra devam edeceğiz. Uluslararası festivallerden ödülle dönen Misafir haftanın dram türünde vizyona giren yapımı. Mehmet Er Yılmaz'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Zümrüt Tekin, Tamer Levent ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler yer alıyor. Misafir, annesinin ölüm döşeğinde olduğu haberini alan bir kadının yıllar önce terk ettiği evine dönerek geçmişiyle hesaplaşmasını konu alıyor. Haftanın merakla beklenen yabancı yapımı ise Russell Crowe ve Ryan Gosling ikilisini bir araya getiren İyi Adamlar.
Filmde 1970'ler Los Angeles'ında gizemli bir olayı çözmek için bir araya gelen iki dedektifin başlarından geçen eğlenceli olaylar anlatılıyor. Dünya premieri 69. Cannes Film Festivali'nde yapılan filmin yönetmenliğini Kiss Kiss Bang Bang ve Iron Man 3 gibi filmlere imza atan Shane Black üstlendi. Bol ödüllü Annemle geçen yaz bu hafta vizyona giren bir diğer yapım. Dram türündeki filmde yıllar sonra bir araya gelen anne kızın yüzleşme hikayesi üzerinden Brezilya'daki aile ve sınıf çatışmaları anlatılıyor. Başrollerinde Regina Casé ve Camilla Mardia'nın yer aldığı filmin yönetmenliğini Anna Mulliert yaptı. Haftanın romantik komedi türünde vizyona giren yapımı ise başrollerinde Rebecca Hall ve Jason Sudeikis'in yer aldığı Başımın Belası. Yönetmenliğini Sean Mavshaw'un üstlendiği filmde hayatını kaybeden ünlü müzisyen Hunter Miles'ın biyografisini yazmak üzere bir araya gelen Hannah ve Andrew karakterlerinin hikayesi anlatılıyor. Evet, bu biraz önce seyrettiğimiz, fragmanını seyrettiğimiz Misafir filmi birçok ödül aldı, hem yurt dışında yurt içinde. Onun da vizyona girmesi çok güzel bir şey. Ayrıca İyi Adamlar, The Nice Guys'da Russell Crowe'la Ryan Gosling'in ilk defa bir araya geldiği bir film ve ilk defa da birlikte komedi oynuyorlar. İlginç bakalım. Bir filme benziyor. Evet. İsmi de İyi Adamlar. Evet. Komedi. Evet, pozitif. Siz daha çok hangi tür filmleri seversiniz? Seyretmeyi seversiniz diye. Seyretmeyi sevdiğim daha çok tarihi hikayeleri seviyorum. Öyle mi? Evet. Dönem filmleri. Dönem filmleri seviyorum. Daha etkileyici geliyor bana. Ya da o yaşamlar daha çok hoşuma gidiyor. Ben serginin tarihini hatırlatayım. Bir kere sergi açıldı İstanbul Modern'de. Şunu da şuradan göstereyim. Güzel de bir kitap hazırlanmış. Sergi İstanbul Modern'de Lütfi Akat, Türkiye Sineması'nda Ustalar. 31 Aralık'a kadar devam ediyor ve dediğim gibi çok zengin bir sergi. Lütfi Akat'ı anlamak için çok değerli bir sergi. Ve tabii onun filmlerini orada sinema salonunda seyretmek çok güzel bir şey. Sinema severlere buradan duyuruyorum. 31 Aralık'a kadar da devam ediyor. Ya film sinema salonunda izlenir. Evet. Aslında televizyonda izlemek hakaret oluyor filmlere. Evet, gerçekten öyle. Ama bu işte koşuşturma içinde o da oluyor. Ama sizin söyleşiniz de buradan hatırlatmak istiyorum. Gelecek Perşembe sanıyorum. Burçak Evren'le İstanbul Modern'de sinema salonunda. Bekliyoruz. Evet. Lütfen Akat sevenleri ya da Türk sineması sevenleri. Ve daha iyi anlamak isteyenler için çok güzel bir fırsat. Sizi de yakından görmek için şahane bir fırsat. Biz bu şansa sahip olduk bugün. Size çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Programımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.